Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda amatör denizcilik belgesi nasıl alınır? Bunları anlatacağım size. 2020 güncel bir şekilde online başvuru, sınav yeri, sınavdan sonra ödeme ve amatör denizcilik belgesinin teslimi ile ilgili işlemleri anlatacağım size arkadaşlar. Videonun devamında açıklayıcı bir şekilde bunları adım adım anlattım. Mutlaka izleyin, atlamayın. İlk önce bir özet geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim amatör denizcilik belgem elimde ulaştı, aldım. Bu belge ile iç sularda 24 metreye kadar teknenin sek ve idaresini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Özel tekneler için geçerli bu arkadaşlar. Sınava gittiğimizde aklınıza takılacak bir şey var arkadaşlar. Ben sınava gitmeden önce biraz ders çalıştım. Tabii ki bu belgeyi alıyorsak biraz bilgi sahibi olmak lazım. Yeterli değil ama elimden geldiğince ben çalıştım. Oraya gittiğimizde, sınav yerine gittiğimizde arkadaşlar önce bir kurs veriliyor. Bu kursta her şey açıklayıcı bir şekilde anlatılıyor. Aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka bunu soruyorsunuz. Yani soru da alıyorlar. Sorup öğrenebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ondan sonra sınava giriyorsunuz. Sınava girdiğinizde zaten o anda anlatılan şeyler aklınızda kalıyor. Hemen verilen formları doldurarak işte İlk baştaki sorular evet hayır gibi. Sonrasında işte şıklı sorular var. Onları cevaplayarak sınavınızı sonlandırmış oluyorsunuz. Ondan sonra bir iki hafta içinde de zaten sonucu açıklanıyor. Ondan sonra da gerekli işlemleri yapıyorsunuz. Videonun devamını mutlaka izleyin. Adım adım hepsini anlatacağım. Ben gördüğünüz gibi amatör denizcilik belgemi aldım ve şu an elimde arkadaşlar. Sizler de amatör denizcilik belgenizi almak istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, amatör denizcilik belgesi nasıl alınır, nasıl başvurulur, hangi aşamalardan geçilir, bunları size anlatmaya çalışacağım. 2020 olarak güncel bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Ben belgemi daha yeni aldım. İlk önce yapmamız gereken bir başvuru yapacağız online şekilde. Google sayfasını açtığımızda amatör denizcilik belgesi diye yazıp arattırdığımızda adbs.gov.tr diye bir site çıkacak. Görüyorsunuz. Şurada gösterdim mouse'la. Bu siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde e-devlet ile giriş diyor arkadaşlar. E-devlet şifrenizde giriş yapıyorsunuz. Ben şimdi kendi kullanıcı adımla giriş yapıyorum. Size göstereceğim. Evet. Burası benim sayfam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sisteme giriş yaptığımızda solda menülerimiz var. Buradaki menülerden sınav başvurusu diyoruz arkadaşlar. Burada açılan menüden liman başkanlığı seçmemiz gerekiyor burada arkadaşlar. Burada mesela ben Tuzla'yı seçtim. Tuzla burada yok şu an. Sınav dönemlerinde liman başkanlıkla sınava girilecek yerler açılıyor arkadaşlar. Burada ne var? Silivri var şu an. Silivri'yi seçiyorum ben. Hemen altında sınav seçmemiz gerekiyor. Amatör denizcilik sınavı, kısa mesafe tesis sınavı arkadaşlar. Amatör denizci sınavı diyoruz. Amatör denizcilik belgesi için. Evet, sınav tarihi seçiyoruz. İki tane tarih var. Aynı gün içinde. Demek ki yoğunluk var. Öğlen öncesi ve öğlen sonu. Öğlen öncesini seçiyorum arkadaşlar. Burada tekrardan sınav tarihi diyor. Şu sağ kısımdan sınav yerini seçiyoruz. Salonunu seçiyoruz. Ne demiş? Silivri Yaşar Kemal Sevgi Salonu'nda oluyor demiş. Silivri Belediyesi'nde oluyormuş. Silivri Belediyesi'nin içinde arkadaşlar. Ben Tuzla'da sınava girdim. Burada Tuzla olmadığı için ben şu an seçemiyorum. Buradan ileri dediğimizde kimlik bilgilerimiz çıkıyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz, bakın. Bu kimlik bilgilerimizi zaten onaylıyoruz. Sonra 3. aşamada şurada kişisel bilgilerimiz çıkıyor. Oradan göz atlayıp resim yüklemeniz gerekiyor. Bir tane vesikalık resminizi çekin, telefonuna, bilgisayarınıza kaydedin veya cep telefonunuza. Göz atlayıp onu seçin. Resim güzel olsun arkadaşlar. Amatör denizcilik belgenizin üzerine basılacak resim o resim arkadaşlar. Eğer burada sizden sağlık raporu isteniyorsa sağlık raporu alıp buradan göz at diyerek eklemeniz gerekiyor. Ehliyetiniz varsa sağlık raporuna ihtiyaç yok. Benim sistemde benden sağlık raporu istemedi. Çünkü ehliyetim görünüyor sistemde. Yalnız bazı arkadaşlardan istiyor. Ehliyet olmasına rağmen sağlık raporu istiyor. Bu durumda ne yapıyorsunuz?
Ehliyetinizin resmini çekip oradan göz at deyip ehliyetinizi yüklediğinizde zaten sağlık raporum var anlamına geliyor. Hiçbir sorun çıkmıyor. En son kısımda ise onayla diyorsunuz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Ve sonlandırıyorsunuz. Ondan sonra sınav tarihini bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan sonra önceki başvurularım deyip bakın burada başvurularınızı görebiliyorsunuz. Başvuru belgesi deyip tıklayabiliyorsunuz. Bunu tıkladığınızda bunun çıktısını alıp sınava gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben çıktısını aldım. Sınava gittim. Bazı almayan arkadaşlar da olmuş. Benim burada bakın sınavımın puanını burada görebiliyorum şuraya tıkladığımda. Ne İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Suay Umut Konferans Salonu'nda girmişim arkadaşlar. 94 puan almışım. Başarılı. Başvuru belgemi dediğim gibi görüntüle deyip çıktı alabilirim. Sınava gitmeden önce bunu alın arkadaşlar. Ben sınava gitmeden önce bir süre çalıştım. Mutlaka çalışın. Sınavda da yardımcı olunuyor. Her şey anlatılıyor. Zor değil. Şimdi gelelim arkadaşlar. Tuzla'da sınava girecek arkadaşlar için devamını arkadaşlar. Yer nerede? Ben onu da anlatayım. Evet arkadaşlar. Tuzla'da sınava girecekler için, İstanbul Tuzla'da sınava girecekler için sınav yerini tarif edeceğim arkadaşlar. Herkes aracıyla gidenler oluyor. Yalnız toplu taşımayla gidecek olanlar için şöyle diyeyim. Marmara'ya bindikten sonra Gebze'ye kadar giden Halkalı Gebze hattında trene binenler için söylüyorum. İçmeler tren istasyonunda inecekler yani. Gerçi Marmara diyoruz ağzımız alışmış da. Şurada iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın mouse'la gösteriyorum. Bakın. Buradan bak bu kırmızı yerden buradan çıkıyorsunuz zaten. Buradan böyle yürüyerek bakın şöyle geliyorsunuz. Şurada taksi durağı var. Yolun karşısına geçiyorsunuz. Bakın burada otobüs durağı var. Bu otobüs durağı Şifalı Sular. Görüyorsunuz. Şurada. Hemen buradan bu duraktan bakın bu duraktan bu taraftan sahil bulvarı bu caddeden doğru yani İçmeler Köprüsü'nden doğru İçmeler Köprüsü'nden gelen otobüslere buradan biniyorsunuz arkadaş. Hangi otobüslere bineceksiniz? Hemen bakalım. Evet. Hangi otobüslere binerseniz gidersiniz sınav yerine arkadaşlar. 130, 130E, 130T, 133P, 130A, 130H, 133M, 133T, KM13 ve KM12. Arkadaşlar bu nereye gidiyor? Bakın bu şekilde şuradan alıyoruz. Alıyoruz. Şimdi göstereceğim. Hemen. Evet. Evet geliyoruz. İTÜ Denizcilik Fakültesi arkadaşlar. Burası. Şurası kampüs oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu durakta iniyorsunuz. Bu durakta iniyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi durağında iniyorsunuz. Geri dönüşte de bu duraktan biniyorsunuz. İstanbul Denizcilik Fakültesi'nde hemen ben şimdi şu ön görünüşü de göstereceğim arkadaşlar. Şurası giriş kapısı. Mouse'la gösterdiğim yer. Burada iniyorsunuz. İçeri araçlarla girip buraya otoparka park edebilirsiniz. Yalnız toplu taşımayla gelenler için ben anlatıyorum. Burada indikten sonra hemen yürüyorsunuz. Burada güvenlik var. Güvenlikte kendi isminizi bulup karşısına imza atmanız gerekiyor. İmza attıktan sonra şuradan yürüyerek bu büyük binayı geçiyorsunuz. Şu beyaz bina var ya arkadaşlar. Bunun içine giriyorsunuz. Girdiğinizde hemen giriş katta Suat Umay konferans salonu var. Yanlış olmasın arkadaşlar. Ben resimleri de ekleyeceğim şimdi. Sınavla ilgili bölümle ilgili resimleri ekleyeceğim. Orada ilk önce eğitim alınıyor. Sorunuz varsa aklınıza takılan her şeyi sorabiliyorsunuz. Orada size açıklama yapılıyor. Öğretici bir eğitim. Ben daha önce çalıştım. Yani çalışmadan da giden olabilir. Fark etmez ama ben çalıştım. Çünkü bu iş, belgeyi alıyorsak biraz da bilgili olalım. Bilmeden de bu işler olmasın yani. Orada da eğitim alıyoruz. Orada da mutlaka sorun soracağınız varsa kalabalık oluyor. Şu bina arkadaşlar. Hemen ben size giriş şeyini de göstereyim. Evet arkadaşlar. İTÜ Denizcilik Fakültesi. Bakın siz şu taksinin olduğu taraftan geldiniz. Soldan. Şurada otobüsten iniyorsunuz. Burası giriş kapısı arkadaşlar. Bakın. Şurada güvenlik var.
Burada bir imza atıyorsunuz, sonra devam ediyorsunuz şu içeriye doğru. Ben bu içerinin resimlerini de ekleyeceğim size arkadaşlar, daha rahat bulabilirsiniz diye. İçerisi girdikten sonra zaten salonla ilgili resimler de var bende, onları da ekleyeceğim. Dediğim gibi önce eğitim alıyorsunuz, sonra sınava toplu şekilde sınav oluyorsunuz. Ondan sonra da başarısız olma ihtimaliniz çok az, mümkün değil gibi bir şey. Sınava girdikten sonra arkadaşlar, şimdi ben ekrana koyabilirsem bir resim koyacağım. Başarılı olursanız size bir mesaj geliyor. Evet arkadaşlar, bu mesaj nedir? Amatör denizcilik sınavı notunuz 94 ve sınavınız başarıyla sonuçlanmıştır. Amatör denizcilik sınavı harç bedeli olan 48,6 TL'yi Halk Bankası şubesine C koduyla, bir C kodu geldi arkadaşlar. Bu sizin TC numaranızda da çıkıyor bankada. Gidiyorsunuz Halk Bankası'na yatırıyorsunuz. Bu mesaj gelmeden kesinlikle hiçbir yere ödeme yapmıyorsunuz. Sınavda başarılı olursanız para yatırıyorsunuz. Bu C kodu ve TC kimliğinizde yatırdığınız makbuzda zaten Halk Bankası'nın işte amatör denizcilik belgesi diye makbuzu veriyor zaten. Bu makbuzla bu hemen almıyorsunuz tabii. Parayı yatırdıktan sonra 3-4 gün sonra, 2 gün falan anca sürüyor, bir mesaj daha geliyor size. Bu mesajı da size okuyayım hemen. Amatör denizcilik belgeniz hazırlanmıştır diyor. Sınava girdiğiniz liman başkanlığından alın diyor. Sınava girdiğimiz liman başkanlığı neresi? Tuzla. Oradan alıyoruz. Zaten mesaj gelmeden gitmenize gerek yok. İlk önce sınava giriyorsunuz. Başarılı olursanız başarı mesajı ve C kodu geliyor. O C koduyla Halk Bankası'na ödemesini yapıyorsunuz. Kesinlikle önce yapmıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Önce kesinlikle yapmıyorsunuz ve kimseye de bir ödeme yapmıyorsunuz. Başarılı olursanız ödeme yapıyorsunuz Halk Bankası'nıza. C kodu ve TC kimlik numaranız da arkadaşlar. Ondan sonra belgeniz hazırlanınca size bir mesaj daha geliyor. O mesaj da hazır olduğunda liman başkanlığından gidip alıyorsunuz. Ben şimdi şöyle yapayım. Arkadaşlar biz sınava burada girdik. Bak. Evet arkadaşlar. İTÜ Denizcilik Fakültesi. Az önce burayı göstermiştim. Sınava burada girdik. Yalnız belgemizi gidiyoruz. Nereden alıyoruz? Tuzla Liman Başkanlığı'nda. Evet, şuradan. Görüyorsunuz. Bakın şöyle tutayım. Evet, buraya giriyorsunuz. Burada zaten hazır. Bankaya ödediğiniz dekontu ben yanıma aldım. Yalnız götürmenize gerek yok. Zaten onlar görüyor sistemden. Kartınızı basmış oluyor. Hemen alıyorsunuz. Buraya ulaşım çok zor arkadaşlar. Araçla gitmeniz gerekiyor veya şu kısımlara kadar minibüs geliyor bildiğim kadarıyla. Buradan yürüyeceksiniz büyük ihtimal. Yani biz belge aldığımızda birçok otostop çeken vardı. Araca da aldık yani buradan. Belgenizi de buradan alıyorsunuz. Başkası alabiliyor mu? Benim yerime başkası alamadı. Teyze oğlu alamadı mesela. Gitti. Mesela şuna da tıklayayım. Şurası arkadaşlar. Şuradan giriyoruz. Evet. Tuzla Liman Başkanlığı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu güvenlikten giriyorsunuz. Şu karşı binaya. Hemen şu binaya arkadaşlar. Sağdan sağ tarafa giriyorsunuz. Sağdan ikinci kapı arkadaşlar. Amatör denizcilik belgesi diye zaten kapıda yazıyor. Tıklıyorsunuz. Onlar hemen zaten belgenizi veriyor. Orada bir imza atıyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. İşlem bitiyor yani. Evet arkadaşlar. Ben yol tarifini Tuzla için anlattım. Çünkü buraya gelenler sınava burada giriyor. Ama Tuzla Liman Başkanlığı'ndan belgesini alıyor. Hani tekrar tekrar yanlış yere gitmesin diye. Ben anlatıyorum. Mesajlarda her şey açıklamalı ama olsun. 2020 itibariyle online bir şekilde başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi, resmimizi yükledik. Gerekli evrak varsa sağlık belgesi gibi işte. Ehliyet fotokopimizi yükledik. Yani ehliyetimizin resmini yükledik falan. Bütün işlemleri online yaptık. Sınavımıza gittik. Girdik. Ve başarılı olduk. Başarılı olduğumuz mesajı zaten cep telefonumuza geldi. C kodu da geldi. Bu kodla Halk Bankası'na paramızı yatırdık. Bunun sonunda 1 veya 2 gün sonra belgemiz basıldığına dair mesaj geldi. Belgemiz basıldığına dair mesaj geldikten sonra gidip Liman Başkanlığı'ndan belgemizi alabiliyoruz arkadaşlar. Ben detaylı bir şekilde tekrar tekrar anlattım ki
ilk başvuracak arkadaşlar, hani daha kolay olsun diye bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir.